İstanbul'un hazırlıkları esnasında özellikle ilgilendiği konu İstanbul'un o büyük surların dövülebilmesi için, yıkılabilmesi için topların yapılması konusu. Bu manada biliyorsunuz Urban isimli bir Macar top yapımcısı o Fatih'in hizmetine giriyor ve onunla birlikte topların gerekse kalıpların yapılması, gerekse topların çizimlerin yapılması ve döküm sistemleriyle ilgili tüm bilgileri Urban ustalarıyla birlikte ve diğer Türk topçu ustalarıyla birlikte Fatih de müdahil oluyor. Sadece topların yapımı değil, aynı zamanda balistik ilmiyle ilgi de Fatih'in çok ileri derece olduğunu, yani topların hangi mesafeden, hangi açıdan nasıl atılırsa hedefe varabileceği ve etkili olacağı konusunda Fatih'in bizzat müdahil olduğunu görmek istiyoruz. Kuşatma esnasında mesela ilk defa havan toplarını fonksiyonel bir şekilde kullanmanın arkasındaki fikrin de Fatih'in bizzat kendisinden geldiğini görüyoruz. Bir havan topunun esprisi bilmeyenler için söyleyeyim. Normal toplar düz gülle atarlar. Havan topları ise 45 derece açı yapılacak şekilde görünmeyen hedefleri, yani duvarların arkasındaki hedefleri vurmak için kullanılan toplardır. Tüm bu bilgiler onun ateşli silahlar, balistik, geometri ve matematik gibi ilimlerde çığır açan bir yere sahip olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Yani arka tarafta çok iyi bir geometri ve matematik bilgisi olmadan bunları yapamazsınız. Az önce Londra'da olduğunu söylediğimiz bu top her ne kadar pek çok şeyde kaynakta veya internetteki bilgilerde İstanbul'un fethinde kullanılmış bir top olarak gösterilirse de söz konusu topun İstanbul'un fethiyle bir alakası yoktur. Üzerinde zaten 1461 yılında yazı döküldüğüne dair Ali isimli bir top ustası tarafından net bilgiler vardı. Dolayısıyla bu topun fethiyle bir ilgisi yoktur. Hatta İstanbul'daki Panorama Müzesi'nde de yapılan tüm resimlerde bu topun fetihte kullanıldığına dair çizimler var. Bunların doğru olmadığını ifade etmekte fayda var. Evet, Fatih özellikle babası 2. Murat'ın, ki 2. Murat'a çok iyi yetişmiş alim sayılabilecek Osmanlı padişahlarından birisidir. Onun özel gayretleriyle çok iyi hocalar tarafından eğitilmiş ve onun sayesinde çok iyi bir eğitim almıştır. Ve Fatih başa geçer geçmez tüm İslam dünyasındaki ilim adamlarını, İstanbul'u bir kısa sürede Mecmu'l Ulema, yani alimlerin toplandığı bir şehir yapmak için davet ediyor ve bunların başında az önce biraz sonra bahsedeceğim Ali Kuşçu geliyor. Sadece ilim adamlarının değil, yani sadece İslam dünyasındaki ilim adamlarının değil, batıdaki ilim adamlarının, sanat adamlarının da davet ediyor ki bunlardan en meşhuru kendi resmini yapan Gentile Bellini isimli İtalyan ressamdır. Bunun haricinde Bizans döneminden kalan ilim adamlarını da sarayında tutuyor, onları da muhafaza ediyor ve onlarla dersler yapıyor. Ve ilim adamları fırsat buldukça sohbetler yapıyor ve onlara çok ciddi değer veriyor. İlim adamlarıyla ilgili Fatih Sultan Mehmet'in bir münazarası var. Onu da burada değerlendirmek istiyorum. Mesela dönemin alimlerinden Kırımlı Molla Ahmet bin Abdullah el-Krim ile yaptığımız sohbette şöyle bir muhabere geçiyor. Fatih Kırımlı Molla'ya Kırım'da 600 müftü, 300 müellif olduğunu, Kırım küçük bir yer, bu kadar küçük bir yerde 600 müftü, 300 müellif olduğunu, yani 300 alim olduğunu, orasını ilim ve salahla bayındırır, büyük bir belde bulunduğunu istiyorduk. Şimdi durum ne oldu diye sorar. El-Krimi, ben bu düzenin son dönemlerine yetiştim cevabını verir. Fatih, çöküş sebebi neydi diye sorar. El-Krimi, alimleri küçük gören, onlara önem vermeyen bir vezir göreve gelince, onların her biri bir yana gitti. Alimler şehre nispetle kalp gibidir. Kalbe bir afet, bir zarar uğrarsa hastalık bedenin öbür yerlerinde gider. Fatih, bana Mahmud'u çağırın der. Yani Mahmud dedi, Sadrazam Mahmud Paşa. Huzura gelince Fatih, Molla el-Krimi'nin dediklerini ona aktarıp, onun anlattıklarından mülkün, yani devletin çöküşünün vezirlerden olduğu ortaya çıkıyor dedi. Yani kötü bir vezir geldiği zaman demek ki devlet dağılıyor, kötü şeyler olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunlardan sorumlu kişi vezirdir diyor. Mahmud Paşa cevaben, hayır tersine sultan, tersine. Bunların sebebi sultandır. Yani sultandan kaynaklanıyor diye cevap verir. Fatih neden diye sorar. Bunun üzerine Mahmud Paşa cevaben
bu adam gibi birini vezir edinmiş olduğundan. Çünkü sultan onu vezir diye getirmiş. Dolayısıyla sorumluluk sultandır. Fatih doğru söyledin der ve onun bu güzel cevabından pek hoşnut olur. Evet. Fatih'in tabii tavırlarından o dönemin vezirleri de etkileniyor ve o dönemin vezirleri de ilim adamlarına karşı Fatih'in davrandığı gibi çok saygın bir şekilde davranıyor ve onlara iltifat ediyorlar. Ve kısa süre sonra Fatih bu ilmi faaliyetler çerçevesinde Sahn-ı Seman ismi verilen külliyeyi kuruyor. Ve bu külliye İslam tarihinde şimdiye kadar görülmemiş mükemmellikte bir külliyedir. Daha önce de göstermiştim bu resmi. Fatih Camii külliyenin tam ortasında, sağında ve solunda Akdeniz'de Karadeniz Medreseleri denilen veya resmi ismiyle Sahn-ı Seman Medreseleri, yani 8 adet yüksek dereceli medrese kuruluyor. Diğer taraflarda da ilkokul, ortaokul, diğer yemekhane, şifahane, darül şifa ve muvakkıthane gibi tüm sosyal müesseseleri bir arada tutan, yani bugünkü manada tam bir külliye dediğimiz külliyeyi kuruyor. Maalesef bu görmüş olduğunuz medreselerin bir kısmı tetimme medreseleri dediğimiz medreseler yol açım çalışmaları sırasında 1954'lü yıllarda zannedersem yıkılıyor ama Darüşşifa ve diğer binalar da yıkılıyor. Bugün yine büyük ölçüde muhafaza ediliyor. Bunlar Fatih'in ilme göstermiş olduğu bir göstergedir ki yaptığı bu medreselerden sonra hem İslam dünyasında hem Osmanlı dünyasında bundan sonra yapılacak külliyelerin de bir örneği teşkil ediyor. Ve buradan yetişen alimler Osmanlı devlet bürokrasisine ve tüm coğrafyaya dağılıyorlar ki bu medreseler Osmanlı Devleti'nin en yüksek mertebeli dereceleri oluyor. Fatih sadece medreseleri yapmıyor. Aynı zamanda medreselere zaman zaman gelip hocaların vermiş olduğu dersleri takip ediyor. Hocaları teftiş ediyor ve ders programlarının yapılmasına da bizzat müdahale ediyordu. Fatih'in genel İslami ilimlerin yanı sıra coğrafya, matematik, astronomi gibi müsbet ilimlere özel ilgisi vardı. Ve bu konularda kendisine uzman hocalar tayin eder ve hocaların her gün belirli saatlerde gelip o dersleri kendisine takrir etmesini arzu ederdi ve isterdi. O dönemin hocalarından mesela Hocazade Musliyeti, Molla Gürani, Molla İlyas, Siracettin Halebi, Molla Abdülkadir, Hasan Samsuni, Molla Hayrettin gibi meşhur insanlardı. Ve bunların yarısını dışarıdan da hocalar getirdiğimizi söylemiştik. Hocaların arasında özellikle biraz sonra biraz daha detaylı bahsedeceğimiz Hocazade en çok sevdiği ve Arap ve İran alimlerine karşı övündüğü kişiydi. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'u imar etme faaliyetleri çerçevesinde 8 ayrı kiliseyi medreseye çeviriyor. Bunlardan bir tanesi de Zeyrek Medresesi ve diğeri de Ayasofya Medresesi. 1470 yılında kendi biliyorsunuz Samaniye medreselerini, Sahn-ı Saman medreselerini yapıyor ve her fırsatta ilmi tartışmalarla alimleri huzuruna getiriyordu. Fatih'in bildiği dillerle ilgili sosyal medyada özellikle çok fazla yorumlar var. Bununla ilgili Süheyl Ünver'in yapmış olduğu bir değerlendirme var. Ki Süheyl Ünver özellikle Fatih ve İstanbul konularında uzman hocalarımızdan bir tanesidir. Onun çok iyi Arapça, Farsça ve Türkçe bildiğini ancak diğer dilleri Latince, Yunanca, Slavca ve hatta İbranice bildiği konusunda elimizde herhangi bir delil olmadığını söylüyor ki zaten Fatih'in bunları öğrenmesini gerektirecek bir husus yok. Çünkü bu konularla ilgili okuması gereken kitapları emrinde bulunan hocalar üzerinden takip ettiğini ve kendisinin de bu konuları bildiğine dair, ders aldığına dair herhangi bir delil bulunmadığını söylüyor. Ki bugün mesela elimizde Fatih'in kütüphanesi var, Topkapı Sarayı yazma eserler kütüphanesinde. Orada çok sayıda Arapça ve Farsça kitap var. Yabancı Latince eserler de var. Bizans dilinde yazılmış, Rumca yazılmış eserler de var. Ancak onların yani Fatih'in okuduğuna dair ve bu dilleri bildiğine dair elimizde kesin bir delilin olmadığını ifade ediyor. Analığı Maria üzerinden belki bazı Balkan dillerine aşina olduğunu söyleyebiliriz ama belki kelimeler itibariyle ama bu dilleri bildiğine dair kesin elimizde bilgiler yok. Evet, Fatih dönemi ve sonrasıyla ilgili birkaç seçtiğim bilim adamını inceleyerekten bu muhteşem dönemin arka planındaki
ilmi yapıyı kısa bir fikir verme babında göstermek istiyorum. Ki bu dönemin ilk ilim adamlarından bir tanesi Akşemseddin'dir. Şam'da doğmuş ve daha sonra Osmanlı topraklarına gelmiştir. Akşemseddin veya Akşeyh olarak da tanınır. Babasının vefatından sonra Osmancı'ya, Eskişehir yakınlarına değil mi, oraya gidiyor ve orada müderris oluyor. Aynı anda tıp tahsili de yapıyor. Yani hem sufilik yönü var, hem dini yönü var, hem de tıp eğitimi alıyor ve daha sonra Halep'e gidiyor. Bugünkü Suriye'nin şehirlerinden olan Halep'e gidiyor. Orada gördüğü bir rüya üzerine Ankara'ya gelerek Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap ediyor ve Hacı Bayram'ın ikinci Murat, Sultan ikinci Murat'la olan ilişkiler esnasında Sultan Mehmet ile o zaman Şehzade tanışıyor ve onunla ilişkisini devam ettiriyor. İstanbul'un fethinden önce Fatih'i Edirne'de ziyaret ediyor ve İstanbul'un fethi için onu teşvik ediyor. Muhasara esnasında da biliyor, belki duymuşsunuzdur, Çandarlı Halil Paşa muhasaranın kaldırılması ya da iptal edilmesiyle ilgili yoğun baskı yapıyor. Çünkü bazı endişeleri var. Özellikle herhangi bir Haçlı seferinin gelebileceği ve eğer Haçlı seferi gelirse Osmanlı ordusu Bizans'la Haçlı sefer ordusunun ortasında kalıp yok olabileceği endişesinden dolayı. Ancak Zanos Paşa ile birlikte diğer paşalar da fethin devam etmesi gerektiğini veya muhasaranın devam etmesi gerektiğini ve yapılması gerektiğini söylüyor. Ve bu esnada mektuplar yazaraktan teşvik edici oluyor. Bu bakımdan fethin manevi mimarı sayılıyor. Ve fethinden hemen sonra da Ayasofya'daki ilk Cuma'nın hutbesini de okuyor. Diğer taraftan Ebu Eyyub el-Ensari'nin de rivayete göre mezarının keşfedilmesinde önemli bir rol oynuyor. Ancak fethinden sonra padişahın kendine bağlanıp onun tarikatına girmek istemesi üzerine İstanbul'dan ayrılıyor ve Göynü'ye yerleşiyor. Padişahın kendisine gönderdiği tüm hediyeleri reddediyor. Kendi adına yapılması istenen cami veya tekkeyi de reddederek sadece bir çeşme yapılmasını istiyor ve mezarı da buradadır. Evet, bir taraftan sufi dini alim olmanın yanında diğer tarafta tıbbi yönü çok güçlü. İlk defa tıp tarihinde mikrop ve hastalıkların bulaşma konusunu ortaya atıyor ve bunları tartışıyor. Mikrobun varlığını ifade sadedinde cümle marazın sureti neviyesi hasebiyle nebat ve hayvanlarda olduğu gibi asılları ve tohumları vardır. Ot tohumu, ot kökü gibi ve babadan anadan irs ile intikal eden marazlardan bazı ki nikris ve cüzzam ve bunlar gahice 7 yıldan sonra yine zuhur eder. Mekul ve meşruptan hasıl olan marazların tohumu tez bitip büyür şeklinde ilk defa mikroptan bahsediyor. Bakteriyoloji konusunda nazari bilgiler kaleme alıyor. Bu konuda kesin tespitlerde bulunan İtalyan asıllı tabip Fracastro'dan 100 sene önce bu tespitleri yapması tıptaki başarısına ve ilmi yönüne kuvvetle işaret etmektedir. Sadece bu konularda değil, ilaçlar konusunda da geniş bilgi sahibiydi ve özellikle bitkilerden ilaç hazırlayarak tedavide kullanırdı. Mai Kibriti Şerif ismini verdiği bir ilacın pek çok hastalığa iyi geldiğini ve bundan dolayı, yani bu ilacından dolayı kendisine ikinci lokman, yani lokmanın sani denildiği ifade edilir. Sıtma hastalığı konusunda da o zaman için tedavisi çok olmayan bazı batıl itikatları reddederek onun diğer hastalık gibi bazı sebeplerle meydana geldiğini, sara, nikris ve cüzzam gibi bulaşıcı hastalıkların irsi olabileceğini, yemek ve su kaplarından hastalıklarını bulaşabileceğini söylüyor. İlmi kitapların yanında tıbba dair de eserleri var. Onları geçmiş olalım. Evet, Fatih döneminin en önemli bilim adamlarından bir tanesi de Şerafettin Sabuncuoğlu isimli cerrahtır. Aslen Amasyalıdır. Burada tıp eğitimi alıyor 17 yaşından itibaren. Ve iyi bir cerrah olduktan sonra Amasya Darüşşefası'nda hekim olup burada 14 sene hekim başı olarak ya da başhekim olarak çalışıyor. Öncelikle bu dönemin, bu bölgenin hakim olan Candaroğlu İspandiyar Bey hizmetinde çalışıyor. Kastamonu'ya gidiyor ve bir süre orada Kastamonu'da hekimlik yaptıktan sonra geri dönüyor. Cerrahiyetül Haniye isimli kitap yazıyor. Birazdan bahsedeceğiz ve onu Fatih'e ithaf ederekten ve İstanbul'a gidip Fatih'e sunuyor. Sabuncuoğlu pratik tıp sahasında çalışmalara önem veriyor ve bu konuda 3 eser telif ediyor. Bu eserleri biraz sonra bahsedeceğiz. Eserlerinde verdiği öğütlerden tıbbi deontoloji, yani tıp ahlakına çok büyük önem verdiği anlaşılıyor ve çok sayıda
hekim yetiştirip hem hanım hem bey talebeler yetiştirip Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmasını sağlıyor. Dönemin bilim dilinin Arapça ağırlıklı olarak ve Farsça olmasına rağmen Sabuncuoğlu yazdığı eserlerin tümünü üç eserinde Türkçe ve hem de çok selis ve arı bir Türkçe ile yazıyor. Cerrahinin tüm alanlarında öncülük yapan Sabuncuoğlu kendine özgün bir teknik geliştiriyor. İyi bir gözlemci, mucit ve üretken bir yazar olan Sabuncuoğlu, jinekomastinin yönetimi için bir kütle azaltma prosedürünü açıklamış olup, bu prosedür büyük olasılıkla ilk meme küçültme ameliyatı girişimlerinden birisidir. Yani erkeklerde özellikle göğüs bölgesinde olan problemlerle ilgili bir konu jinekomasti. İlk defa estetik olarak bu ameliyatı yapan kişi olarak biliniyor. Yine farklı göz kapağı patolojilerine ve bunların yönetimine ilişkin ayrıntı açıklamalarında eserlerinde yer veriyor. Geliştirdiği cerrahi teknikleri renkli resimlerle ilk defa açıklıyor ki tıp tarihinde şimdiye kadar bunun cerrah Sabuncuoğlu'nun yaptığı gibi resimler söz konusu değil. Mesela hidrosefalus, sindaktifili, inguinal herni ve hatalı sünnet gibi durumların cerrahi olan tedavisinde katkılarından ötürü çoğu kimse tarafından pediatrik cerrahini yani çocuk cerrahisinin babası olarak kabul edilir. Onun kitabı pediatrik cerrahi uygulamaları ile ilgili resimler ya da sinyatürler içermekte kalmayıp cerrahi literatür çok sayıda yeni ve önemli katkı sağlamaktadır. Yaptığı katkılara ve geliştirdiği teknikleri kendisinden önce dizayn edilen ve açıklanan prosedüre dayandırmak suretiyle dönemin cerrahi kültüründe geliştirmiştir. Böylece Yunan, Roma, Arap ve Türk pediatrik cerrahi bilgisi ve deneyimi olağanüstü bir şekilde bir araya gelerek Avrupa'daki pediatrik cerrahi alanının öncüsü olmuştur. Yani kendisinden önceki yazılmış olan kitapların tümünü tarayaraktan bu eseri ortaya koyuyor. Cerrahiyetül Hani isimli en hacimli iki ciltlik eseri daha ziyade Endülüslü hekim cerrah Ebu Kasım Ez-Zahravi'nin kitabı Tasrif isimli 30 ciltlik kitabın 30. bölümünü teşkil eden cerrahlıkla ilgili kısmını büyük ölçüde tercümesidir. Ancak tercümenin yanı sıra resimlerde gördüğünüz gibi kendi resimlerini, kendi tecrübelerini ilave ediyor. Soyadın bir hikayesi var mı bilmiyorum. Yani sadece Sabuncuoğlu şeklinde geçiyor. Belki gerçi bu Cerrahiyetül Hani eserinin giriş kısmında hayatını açıklıyor ama oraya bakmakta fayda var. Evet, bu minyatürler dediğimiz gibi cerrahi tarihinde, tıp tarihinde ilk defa ortaya konuluyor. Çok sayıda minyatür var. Hem ameliyatın nasıl yapılacağını, hem hastaya müdahaleye nasıl yapılacağını, resimler arasında özellikle hem erkek hem de hanımların resimlerinin herhangi bir sansüre tabi tutulmadan çizilmesi son derece önemlidir. 83 yaşında bu eseri telif ediyor ve Fatih'e az önce belirttiğimiz gibi sunuyor. Eserin giriş kısmında kitabı niçin Türkçe yazdığını şu şekilde ifade ediyor. Bu kitabı Türkiye yazdım. Yani bu kitabı Türkçe yazdım. Türkiye yazdığım şol ecilden oldu ki kavmi Rum Türkiye dilin söylerler. Kavmi Rum dedi ya Rum kavmi Anadolu'daki Türkler Türkçe konuşurlar. Okuyanlar dahi Türkçe kitaplar okurlar diyerek Türkçe yazmasındaki sebebi açıklar. Diğer yandan dönemin cerrahların Arapça bilmemesinden dolayı bu dille yazılmış eserleri okuyamadıklarını ve dolayısıyla tıp kitaplarını takip edemeyerek yanlış ameliyat ve tedavi yaptıklarını da ifade eder. Evet, ve Fatih döneminde kendini tanıtmak ve padişahın dikkatini çekmek için ilmi eserler yazmak gerektiğini söyleyerek Fatih Sultan Mehmed'in ancak bilimsel eserlere rağbet ettiğine işaret eder ve devrin ilmi anlayışına da dikkat çeker. Türkçe yazması son derece önemli. Az önce ifade ettiği gibi yani Arapça bilmeyen hekimler yanlış tedavilerle pek çok hastanın ölmesine sebebiyet olmaktadır. Evet, bu eserin yani Cerrahiyetül Hani'nin maalesef 3 nüshası var. Ancak 3 nüshası günümüze ulaşmış. Bunların bir tanesi Paris Bibliothèque Nationale'dedir. Diğeri İstanbul Millet Kütüphanesi'nde Ali Emiri tarafından bulunan nüshası. Diğeri de Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. En güzel nüsha Fatih'e sunulan ve ikinci Beyazıt'ın mührünü taşıyan Paris'teki nüsha ve maalesef bu eser saraydan bir türlü dışarıya çıkartılmış ve Yasin Cizade İlmi Efendi tarafından bir Fransız hekimine hediye edilmiş ve kitap
Fransa'na bibliotek vasıtasıyla kadar ulaşmıştır. Evet, içinde dediğim gibi çok sayıda minyatür var, cerrahi alet resimleri var ve kendi tecrübelerini gösteren resimler bulunmaktadır. Dağlama ile ilgili tedavi noktalarının bir kısmının akupunktur noktaları ile aynı yer gösterdiği anlaşılması da dikkat çekicidir. Keza tıp terimi ve tıp literatürü, Türkçe tıp literatürü açısından da dikkat çekici bir eserdir. Diğer iki eser de Mücerrepname ve Tercüme-i Akrabedin'dir. İlaçlar ve keza diğer tıbbi konularla ilgilidir. Bunları da herkesin kolayca anlayabilmesi için Türkçe yazdığını ifade ediyor. Ve bugün bu eserlerin hemen hemen tam üçü de Türkçe ve bir takım Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Evet, Fatih döneminin önemli ilim adamlarından bir tanesi de Ali Kuşçu. Bunun da soy ismini sorarsanız bilmiyorum. Şöyle bir hikayesi var. Babası Ulu Bey'in Kuşçubaşı, Doğancı başısı olduğu için ve Ali Kuşçu da sarayda yetiştiği için babasından dolayı ona Ali Kuşçu ismi verilmiş. Hatta şöyle bir hikaye var, onu da aklıma gelmişken anlatayım biraz dinlendirmek babında. 1940'lı 50'li yıllarda Ali Kuşçu ile ilgili hocalardan birisi İstanbul valisine bahsediyor. Böyle büyük bir alim, bununla ilgili kutlama yapalım, bir değerlendirme yapalım. Ya diyor, hemen bir telefon açın gelsin diyor, ödül verelim kendisine. Tabii Ali Kuşçu isminin soy ismini görünce modern dönemde, modern soy isimli bir TC vatandaşı olduğunu düşünüyor vali efendi. Evet, Ulu Bey'in sarayında ve bizzat Ulu Bey tarafından iyi eğitim alaraktan önemli bilim adamlarının eğitiminde yetişiyor. Gıyasettin Cemşidi Kâşi ve Bursalı Kadızade gibi hocalardan ders alıyor. Genç yaştayken ilim ve keşif aşkıyla Semerkant'tan Kirman'a gidiyor ve maalesef Ulu Bey'in idaresinde olmasına rağmen izin almadan ve ondan gizlice gidiyor. Ve burada Medcezir konusu üzerine gelgit olayı üzerine araştırmalar yapıyor ve birkaç sene süren bu sırlı seyahatinden sonra geri döndükten sonra Ulu Bey onu karşılıyor ve bize ne hediye getirdin diye soruyor. Ali Kuşçu da ona ayın muhtelif şekillerine dair eskilerin çözemediği problemleri hallettiğim bir çalışma getirdim sözleri üzerine bu eseri Ulu Bey'e takdim ediyor ve Ulu Bey eseri ayakta okuyor. Eserin kıymetine verdiği değerden dolayı. Evet, Ulu Bey bir ara Ali Kuşçu'yu Çin'e gönderiyor ve orada çeşitli çalışmalar yaptıktan sonra özellikle dünyanın dönüşüyle ilgili yüz ölçümü ve meridyen uzunluğuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ulu Bey'in daha önce bahsetmişizdir belki Semerkant'a bir büyük rasathane açıyor 1420'li yıllarda. İslam medeniyetinin en büyük ikinci ya da üçüncü rasathanesidir. Burada 30 yıldan fazla gözlemler yapılıyor ve buraya gelen alimlerden özellikle Gıyasettin Cemşi Kâşi ve Kadızade'nin vefatından sonra Ali Kuşçu burada müdür oluyor. Ali Kuşçu'dan önce Bursa'dan kalkıp buraya giren Kadızade müdürlük yapıyor. Ancak ondan sonra müdürlük yapan Ali Kuşçu da daha sonra Semerkant'tan İstanbul'a geliyor. Burada 1437 yılında Zici Gürgani dediğimiz ya da Ulu Bey Zici dediğimiz Yıldız Almanağı kataloğu tamamlanıyor ve bu katalogda Ulu Bey Ali Kuşçu ile ilgili olarak Ferzende Ercümenim yani benim kıymetli değerli evladım şeklinde ona hitap ediyor. Bu almanağın Zici'nin yayınlanmasından sonra hem İslam dünyasında hem Avrupa'da uzun yıllar bütün Zici'ler ortadan kalktı ve bu Zici kullanmaya başlıyorlar. Söz konusu Zici dediğim gibi hem Avrupa dillerine hem İslam dünyasının diğer dillerine tercüme ediliyor. Evet, Ali Kuşçu Semerkant'ta Ali Ulu Bey'in vefatından sonra oğlu Abdülatif tarafından öldürülmesinden dolayı ortamın ilmi çalışmaya müsait olmamasını görerekten buradan ayrılıyor ve hacca gitme bahanesiyle Tebriz'e gidiyor. Tebriz'de o zaman Akkoyunlu Devleti var, o da bir Türk devleti. Akkoyunlu Uzun Hasan ona sahip çıkıyor. Bu esnada Akkoyunlu'yla Uzun Hasan'la Fatih arasında problemler var biliyorsunuz. İki devlet çok ciddi savaş eşiğinde. Uzun Hasan Ali Kuşçu'yu İstanbul'a elçi olarak gönderiyor büyük bir heyetle ve Fatih önceden şöhretini duyduğu Ali Kuşçu'ya çok büyük iltifat ediyor
ve ona kendi hizmetinde çalışmasını teklif ediyor. İstanbul'a davet ediyor. Yani benim alimim, ilim adamım olur musun şeklinde. Ali Kuşçu tamam diyor, yalnız bir şartla kabul ederim. Şu anda yapmakta olduğum elçilik görevini bitireyim, ondan sonra döner gelirim diyor. Nitekim söz verdiği şekilde İstanbul'a Tebriz'den yola çıkıyor ve Fatih onun yolculuğu esnasında her bir durağı için, her bir konağı için 1000 akçe harcanmasını emrediyor. Son derece büyük bir para, yani 1000 akçe, 1000 altın demektir her bir durak için. Ve bu seyahatin sonunda İstanbul'a yaklaşan heyeti Hocazade isimli çok büyük bir alimi karşılamak üzere gönderiyor. Fatih başşehir haline getirdiği İstanbul'u bilim adamlarının merkezi haline getirmek için gayret ettiği için Ali Kuşçu'yu da oraya davet etmiş oluyor. Ali Kuşçu'nun gelmesinden sonra İstanbul'daki ilmi hava değişiyor. Ve yolda daha önce yazmış olduğu iki eseri El Muhammediye ve El Fethiye isimli eserlerini Fatih'e sunuyor. Özellikle El Muhammediye Otlukbeli Savaşı'nın kazanıldığı gün bitirildiği için ona astronomi konusunda eserini Fatih'e sunuyor ve savaşın kazanılmasından dolayı eserin ismi de El Fethiye olarak düzenliyor. Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı sonrasında Ali Kuşçu'yu 200 akçe günlük ücret ile 200 akçe günlük ücret ile Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin eder ki normalde Osmanlı medreselerinde müderrislerin ücreti 30, 40, 50 en fazla 60'a kadar çıkıyor. Ali Kuşçu'ya verdiği değeri göstermesi açısından son derece büyük bir rakam 200 akçe. Ancak Ali Kuşçu ömrünün son dönemlerinde olduğu için burada bir sene kadar ders veriyor ve bundan sonra açılacak olan Osmanlı medreselerin ders müfredatını da diğer hocalarla birlikte belirleyerekten ve yazdığı kitaplarla birlikte medreselerin ders kitaplarını da hazırlayarak 1474 tarihinde vefat ediyor. Kabri bugünkü Eyüp Sultan Camii'nin hemen etrafında görmüş olduğunuz kabirdir. Ve mezarın hala muhafaza ediliyor olması son derece güzel. Evet, Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalar özellikle astronomi, matematik, kelam ve Arapça konusundadır. Bu konularda çok sayıda eser yazıyor ve eserlerin çoğu küçük risaleler halindedir. En önemlisi de az önce bahsettiğim El Muhammediye ve El Fethiye risaleleri matematik ve astronomi konusunda eserlerdir. Bunlar son derece pratik ve medreseler ders kitabı olarak okutulan eserlerdir. Pratik kolay sayması açısından bütün medrese öğrencileri tarafından kolayca konuların anlaşılmasını sağlamıştır. Bunun yanında matematik, cebir ve geometri alanlarında kaleme aldığı eserler ile astronomi konusundaki şerhleri bilimsel açıdan orijinal çalışmalardır. Medcezir konusunda da mesela çalışmaları var. Yani gel git Kirman'a gittiği zaman demek ki Basra Körfezi'ne kadar gidiyor ve orada Medcezir'e şahit oluyor. Ve bunun nasıl olduğu konusunda çalışmalar yapıyor. İstanbul'a gelmeden önce Ali Kuşçu'ya Alaaddin Tusi diyor ki İstanbul'a gittiği zaman Hocazade'ye dikkat et. Yani Hocazade öyle büyük bir alimdir ki Fatih'in alimlerinden bir tanesi. Diğer insanların malumatı onunki yanında bir hiç kalır diyor Hocazade hakkında. Nitekim Ali Kuşçu'yu karşılamaya gelen heyetin başında Hocazade var. Ve birlikte gemiye binip Üsküdar'dan Avrupa yakasına geçiyorlar. Bu gemi esnasında Ali Kuşçu Kirman'dayken karşılaştığı Medcezir olayını, gelgit olayını anlatır ve Medcezir olayının sebepleri konusunda tartışmaya başlarlar. Ali Kuşçu bu konuda Seyyid Şerif Cürcani ile Teftezani'nin Timur'un huzurunda yaptıkları tartışmaları hatırlatır ve Teftezani'nin düşüncesinin daha isabetli olduğunu ona sürer, öne sürer. Hocazade ise ben de meseleyi öyle zannederdim fakat araştırınca Seyyid Şerif Cürcani'nin daha isabetli olduğunu karar verdim, tespit ettim diyor. Kitabın kenarına da bunu yazdım diyerek cevap verir. Ali Kuşçu notu okur ve görür ki Hocazade sonuna kadar haklı, yani onun dediği doğrudur. İstanbul'a geldikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkıyor ve Fatih ona Hocazade'yi nasıl buldun diyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Hocazade Fatih'in gurur duyduğu hocalardan bir tanesi. Ali Kuşçu da ona diyor ki Hocazade gibi bir alim Acem'de, yani İran ülkesinde ve Rum'da benzeri yoktur diyor. Fatih onun sözünü tamamlayaraktan Arap'ta da benzeri yoktur. Yani dünya üzerinde onun benzeri bir alim yoktur şeklinde Hocazade'nin ilmi değerini ifade ediyor.
Hocazade'nin ilmi değerini anlayan ve takdir eden Ali Kuşçu kızlarından birini onun oğluyla, torunu Kutbeti Mehmet'i de onun kızıyla evlendirerekten bu evlilikten diğer bir Osmanlı alimi olan Mirim Çelebi doğuyor. Biraz sonra ondan da çok kısa bahsedelim. Evet, bahsettiğimiz iki eser Fethiye ve Muhammediye bugün dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüshaları bulunmaktadır. Bunlar da bahsettiğim eserlerin, yazma nüshalarının bazı sayfaları. Ali Kuşçu, Semerkant Matematik ve Astronomi Okulu'nun bir temsilcisi olarak gelmiş ve Osmanlı'da bir dönüm noktası oluşturarak matematik ve astronomi çalışmalarını önemli bir seviyeye getirmiştir. Özellikle Fethullah Şirvani ile birlikte yaptığı çalışmalarla çok sayıda talebe yetiştirmiş ve eserler vermişlerdir. Bunlardan mesela İstanbul'un boylamını eskiden belirlenmiş olan 60 derecelik değer düzeltiyor. 59 derece, enleminde 41 derece 10 dakika olarak tespit ediyor. Ayrıca Fatih Camii'nin minaresine sağda görmüş olduğunuz bir güneş saati yapıyor. Bunun yanında Kopernik'in çalışmalarına da ettiğine dair bugün bazı ispatlar, deliller bulunmaktadır. Yine dönemin alimlerinden bir tanesi Fethullah Şirvani, Şah Fethullah olarak bilinir. Semerkant'a giderek Ulu Bey'in medresesinde ders almış, onunla yakın ilişkide bulunuyor ve Kadizade-i Rumi'den de ders alarak icazetname alıyor. Osmanlıların hizmetine girmek üzere, yani Osmanlı topraklarına çalışmak üzere hocasının tavsiyesiyle İstanbul'a ve Bursa'ya gelerekten İstanbul'un muhasarası esnasında Bursa'da bulunuyor. Fatih'in sadrazamıyla yakınlık kuraraktan Mecelle fil Musiki isimli, yani müzik konusunda bir eseri Fatih'e sunuyor. Fetih'ten sonra hamisi olan, yani onun destekleyicisi Çandarlı Halil Paşa'nın idam edilmesinden sonra gözden düşüyor. Fatih'e tekrar ulaşmaya çalışıyor ancak ulaşamıyor. Ama bunun yanında yine talebeler yetiştiriyor ve matematik, geometri, astronomi gibi konularda Anadolu'da pek çok öğrenci yetiştiriyor. Bugün Anadolu Üniversitesi Türk Bilim Kültür Tarihi Sanat Merkezi'nde Balmum'dan bir heykeli var. Az önce bahsettiğim Musiki Risalesi de Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında. Çok sayıda eserleri var. Bunlardan bir kısmını sadece bahsettim. Fatih döneminin önemli hocalarından, alimlerinden birisi de Hoca Paşa diye tanınan ya da Sistem Paşa diye tanınan birisi. Bugün İstanbul'da bir semte adını veren kişilerden bir tanesidir. İstanbul'un ilk valisi Hızır Bey'in oğludur. Annesi Molla Yargan'ın kızı, babası da Hızır Bey, bahsettiğim gibi. Bursa'da ilk eğitimini aldıktan sonra İstanbul'a gidiyor ve babası dediğim gibi ilk İstanbul kadısı olarak tayin ediliyor. Fatih'in huzurundaki ilim meclisine katılarak kısa sürede temayüz ediyor. Fatih'in hocası Hacı Sultani unvanı ile İstanbul'a geliyor ve aynı zamanda Sahn medreselerinin birinde müderris olarak oluyor. Fatih'in huzurunda bütün müzakerelere, ilmi tartışmalara da katılıyor ve vezirlik rütbesi aldığı için alim olmasına rağmen paşa unvanıyla da anılmaya başlanıyor. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in teşvikiyle İstanbul'da bulunan ve Ayasofya Medresesi'nde ders veren Ali Kuşçu'dan talebesi Molla Lütfi vasıtasıyla astronomi ve matematik konularında yararlanıyor, dersler alıyor. Yani doğrudan Ali Kuşçu'dan ders alma yerine öğrencisini gönderiyor. Öğrencisi Ali Kuşçu'dan öğreniyor. Sonra Molla Lütfi gelip Sinan Paşa'ya anlatıyor. Ancak daha sonra bazı entrikalar yüzünden gözden düşüyor ve hapse atılıyor. Ancak ulemanın, dönemin alimlerinin tepki vermesi üzerine Fatih'e şöyle bir mektup gönderiyorlar. Ya onu serbest bırakırsın yahut biz, yani bütün alimler, kitaplarımızı alıp Osmanlı memleketinden gideriz, terk ederiz şeklinde tehdit savurması üzerine alimleri Hoca Paşa'yı hapisten çıkartıp Sivrihisar'a gönderiyor. Ancak yolda yine bir takım işkenceler, yani günde 50 sopa vurulmasını söylüyor Fatih. Bunun üzerine yine İznik alimlerinden Molla Hüsamettin Sultan'a mektup yazarak Sinan Paşa'ya reva görülen kötü muamelenin derhal kaldırılmasını istiyor. Aksi takdirde Osmanlı ülkesini terk edeceğini ifade ediyor. Yani çok enteresan tepkiler değil mi? Yani bir alim koskoca padişaha mektup yazıyor. Şu alime verdiğin cezayı kaldır yoksa bak ülkeyi terk ederim. Yani
bugün olsa yani gidersen git denir değil mi? Bazılarının dediği gibi hani diyorlar ya terk edersen terk eder. Bir tane alim ben ülkeyi terk ederim diyor ve Fatih onun bu ikazı üzerine ona verdiği cezayı kaldırıyor ya da hafifletiyor sadece sürgüne gönderiyor ve orada vefat ediyor. İkinci Beyazıt döneminde tekrar affediliyor, göze giriyor ve Edirne'ye, Edirne Darülhadis'ine bilenler bilir çok önemli bir camidir. Edirne Darülhadis'ine müderris olarak tayin ediliyor ve hayatının bundan sonraki dönemini siyaset yerine ilimle geçiriyor. Keskin bir zekaya, güçlü bir kavrayışa, derin bir anlayışa sahip olan Sinan Paşa, 15. asrın en büyük alimlerinden, felsefecilerinden ve edebiyatçılarından birisi olurdu. Hayatı boyunca Türkçe ve Arapça pek çok eser kaleme almıştır. Çok şüpheci, Rint Meşref, mutasavvıflarla arası iyi olan serbest fikirli denilebilecek birisiydi. Her şeyden şüphe ediyor. Hatta bir gün babasıyla yemek yerken yemek kaplarından bir tanesinin bakır olduğundan da şüphe ediyor. Babası da alıyor o bakır tası kafasına vuruyor. Al bakalım diyor, bu gerçek miymiş değil miymiş? Yani canın yandıysa demek ki gerçektir. Ama hayatın sonlarına doğru bu şüpheciliği biraz daha azalıyor. Daha makul seviyeye geliyor ve dönemin hocalarından vefaya bağlanaraktan daha sufi yönünü güçlendiriyor. Evet, bu onun da astronomi ve diğer konularda yazmış olduğu eserler var. Bazıları medreselerde ders kitabı oluyor. Evet, bu dönemin yine hocalarından, Hocazade'den Muslihattin Mustafa Bey Yusuf yine Salih bin El Bursevi olan Hocazade'den bahsediyoruz. Babası bir tüccar. O dönemde tüccarlara hoca denildiği için buna da Hocazade yani hocanın oğlu tabiri kullanılıyor ve çok yönlü bir alimdir. Babasının kendisini ticaretle uğraşması için teşvik etmesine rağmen ilme yöneliyor. Diğer kardeşleri refah içerisinde yaşarken bu ilme yöneldiği için maddi sıkıntı çekiyor. Ancak buna rağmen ömrü boyunca ilimden ayrılmıyor. Önce Sultan II. Murat'a takdim ediliyor ve daha sonra Fatih'in huzuruna gidiyor ve Fatih'in huzurundayken kendi ilmi gücünü göstererekten takdir ediliyor. Bursa'dayken Fatih'in kendisine 10 bin akçe göndererek hocası olmasını teklif ediyor. Yani Fatih Sultan Mehmet kendisine 10 bin akçe çok büyük bir para gönderiyor ve benim hocam olur musun diyor. Ve bir süre padişahın hocalığı görevini sürdürüyor. Kısa sürede bu şekilde yükselmesi etrafında bulunan bazı kişileri kıskandırıyor. Nitekim bunlardan Sadrazam Mahmut Paşa istemediği halde bunun Hocazade'nin kazasker olmak istediğini padişaha söylüyor. Ve kazasker tayin edilerekten saraydan ve padişahın etrafından uzaklaştırılıyor. Daha sonra Sahn-ı Süleyman Medresesi müderrisi oluyor ve İstanbul'a tekrar geliyor. Fatih'in isteği üzerine Tahafütül Felasife yani filozofların tutarsızlığı isimli bir eser diye biliyor ki bu konuda başka alimler de yazıyor. Başta İmam Gazali olmak üzere. Eseri çok beğeniyor ve Hocazade'ye ayrıca hilat yani kaftan giydiriyor. Daha sonra Edirne ve İstanbul kadısı oluyor. Ve ardından İznik Medresesi kadılığına gidiyor. Ancak bu kadılıklar ilmi çalışmalarına mani olduğu için istifade ediyor ve hayatının geri kalan kısmını ilimle devam ettiriyor. Hocazade genç yaşından itibaren ilme yöneliyor ve bu tutumu hayatı boyunca sıkıntılara rağmen devam ettiriyor. Resmi görevleri pek kabul etmek istememiş, daha çok müderrisliği tercih etmiş. Daha önce bahsettiğimiz gibi yani şöhreti sadece Osmanlı dünyasında değil, tüm İslam dünyasına yayılmış bu dönemin en büyük alimlerinden bir tanesidir. Hatta Timur İmparatoru Hüseyin Baykara, Cülus Tebrik için 2. Beyazıt'a gönderdiği elçilerin yanına ondan ders almak üzere bir de Horasan alimini göndermiştir. Fatih devrinin pek çok alimiyle tartışma diyebileceği mübahaseleri oluyor. Molla Zeyrek, Eflazade Hayali ve Ali Kuşçu bunlardan bazılarıdır. Hatta Molla Zeyrek'le Fatih'in huzurunda yaptıkları mübahase, yani tartışma bir hafta 7 gün boyunca sürmüştür. Pek çok talebe yetiştirmiş, dediğim gibi şöhreti Anadolu topraklarının dışına taşımıştır ve çok da sayıda eserleri var. Yine Fatih döneminin hocalarından Molla Lütfi, önemli bir alimdir. Ayasofya Medresesi'nde Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik dersleri aldı ve aldığı dersleri Hoca Sinan Paşa'ya aktardı az önce ifade ettiğimiz gibi. Hocası Sinan Paşa'nın gözden düşüp sürgüne gönderilmesinin arkasından
O da vazifesinden ayrılıp onunla beraber gidiyor. Daha önce sarayda kütüphanecilik yapıyor, hafızı kütüplük görevi yapıyor. Ancak hocasının arkasından o da saraydan ayrılıyor. Ancak İstanbul'da ki siyasi rakiplerin çevirdiği bazı dolaplar yüzünden idam edilen ilk alim oluyor. Hatta zındıklıkla itham edildiğine dair bazı iddialar var ama bunların aslı esası yok. Tam olarak bazı siyasi sebeplerle idam edildiği bugün az çok anlaşılmıştır. Kendi adına bir hatta mescit yapılmıştır. Çok serbest fikirli ve düşündüklerini açıkça söyleyen, hatta biraz böyle alaycı bir üsluba, ince zekaya sahip olduğu için dönemin alimleri onun bu tavrını pek kabul edemedikleri anlaşılıyor. Hadis, mantık ve belagat ve matematik konularında çok önemli eserler var. 14'ten fazla eseri bugün biliniyor. Evet, diğer bir hekim de, alim de Ahi Çelebi isimli hekimbaşı. 2. Beyazıt ve 3. Selim dönemlerinde 3-4 defa hekimbaşılık görevine getiriliyor. Hatta 2. Beyazıt'ın zehirlenmesinde parmağı olduğu sebebiyle görevden alınıyor. Ancak daha sonra Yavuz'un teveccühünü kazanaraktan Yavuz'un hekimbaşısı oluyor. Yavuz'un hekim şirkbençi hastalığından vefat etmesi üzerine tekrar görevden alınaraktan uzaklaştırılıyor. Ancak Kanuni döneminde yine hekimbaşı oluyor ve bu görevindeyken ayrılıp hacca gidiyor. Bir ara Edirne Darüşşifası'nda da hekimlik yapıyor. Birçok talebe yetiştiriyor ve çok sayıda eser yazıyor. Bu eserler arasında özellikle Risale Hasat-ül Kilye önemli. Böbrek hastalıklarının tedavisi ve mesane taşlarının vücudun nerelerinde bulunduğundan, belirtilerinden ve düşünmesi konularından bahseden ilk orijinal eseri yazan kişidir. Kendi tespit ettiği, icat ettiği bazı ilaçlar ve metodoloji olduğunu biliyoruz. Özellikle ürolojide kendine göre yeni tedavi metotları geliştirmiştir. Birim Çelebi de az önce bahsettiğimiz Ali Kuşçu'nun torunlarından, Ali Kuşçu'nun ve Hocazade'nin torunlarından birisidir. Onun da özellikle astronomi ve matematik konusunda önemli çalışmaları var. İkinci Beyazıt isteği üzerine Ulu Bey'in zihcine şerh yazıyor. Çok sayıda eseri var. Bunların arasında Düstur-ül Amel, Ulu Bey zihcine şerhi. Diğeri de optik konusunda yazmış olduğu bir eserdir. Özellikle görme olayını ve şartlarını, renkleri, gökkuşağı ve halenin oluşumuyla ilgili ve bunların optik özellikleri üzerine yazmış olduğu bir eserdir. Abdüsselam el-Muhtedi de bu dönemin Endülüs'ten gelen Yahudi ilim adamlarından, tabiplerden birisi. Hidayet İstanbul'a geldikten sonra hidayet ediyor, yani Müslüman oluyor. Abdüsselam el-Muhtedi ismini alıyor. Daha önceki ismi İlya Yahudi. Yahudiliğe Reddiye isimli bir kitabı yazıyor. Tevrat'ı ezbere bilmesine rağmen Yahudilikten çıkıp Müslüman oluyor. Bunun yanında tıp, astronomi, takvim, aritmetik ve geometri sahalarında da geniş bilgi sahibi idi. Onun da çok önemli eserleri var. Az önce bahsettiğim Reddiye, Yahudiliği Reddiye bunlardan önemli bir eserdir. Ayrıca astronomi üzerinde yazdığı eserinde kendi icat ettiği Eddebit isimli aletin özelliklerini yazıyor. İbn Sina'nın kanunu üzerine de bir eser yazıyor. Tahsin Bey, vaktimiz var mı? Burada kesebiliriz eğer bir saat olduysa. Hocam biraz daha vaktimiz var. Sıkıntı yok. Tamam. Devam edebilirsiniz. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim. Yine bu dönemin en önemli alimlerinden bir tanesi Taşköprüzade Ahmet Efendi. Bursa'da doğuyor. Burada eğitim aldıktan sonra İstanbul'a sahn-ı semana geçiyor. Ve burada İstanbul kadısı oluyor ve ilmi çalışmalar konusunda en çok eser veren alimlerden bir tanesidir. Kelam, fıkıh, tefsir, ahlak, mantık, biyografi, Arap dili ve edebiyat, ilimler, tarihi, tıp gibi değişik alanlarda çeşitli kitaplar yanında 30'a yakın risale telif eden Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin eserlerinin tümünü Arapça yazıyor. Çünkü dönemin bilim dili Arapça ve büyük ölçüde şerh ve aşi gereğinde devam ettirmiştir. Onun en önemli çalışmaları ilimler, tarihi ve biyografi alanındaki eserleridir. Ki Osmanlı'da bu konuda ilk eserleri yazan kişidir. Aynı zamanda hatta iki eserinden özellikle bahsetmek istiyorum. Miftah-ı Saadet ve Misbah-ı Siyade fi Mevzuat-ı Ulum. Yani ilimler tarihi ve ilimler tasnifi ile ilgili
biyobibliografik ve ansiklopedik bir eserdir. Bu eser Arapça yazılmış yine. Oğlu Türkçe'ye çeviriyor. Osmanlı zihniyetinin beslendiği birikim ve literatürü belirtmesi ve bu ilim muhitini ulaştığı seviyeyi kapsamlı bir ilimler tasnifi bibliografya disiplini içinde ortaya koyması özellikle bu zihniyetin 16. yüzyıldaki yansımalarını göstermesi açısından önemli bir eserdir. Yani bilimler tarihi konusunda onun 1568'e kadar Osmanlı'nın başlangıcından o döneme kadar hangi alimler yaşamıştır? Bu alimler hangi alanlarda hangi eserleri vermiştir? Bunu tabaka tabaka padişah dönemlerine göre 7 bölüm halinde anlatıyor. Kitapta ilimler 7 kısım yani 7 devha halinde gruplandırıyor. Her kısımdaki ilimler bir genel girişten sonra alt disiplinleriyle birlikte incelenmiştir. Bu ilimler tasnifi açısından itibaren Osmanlı'dan önce de İslam dünyasında özellikle çok önem kazanıyor. Yani ilimler kaç tasnife ayrılmalı? Mesela matematik, fizik, kimya bunları kategorize ederken neye göre kategorize edeceksin? Mesela müziğin, matematiğin alt bilimi olduğunda şaşırmıştım. Çünkü biliyorsunuz müzikte belli bir tınılar var. Bunları ve matematik hesaplamalarla yapıyorsunuz. Bunun bir diğer eseri de Taşköprüzade Ahmet'in İslamiyet'inin diğer eseri Eşşakayk-ı Numane fi Ulema-i Devleti Osmaniye. Osmanlı devletinde başlangıçtan onun döneme kadar yaşamış olan bütün alimlerin ve ulemanın ve velilerin, şeyhlerin hayat hikayelerini ve kitaplarını tespit ettiği 1558 yılına kadar ulema ve meşayih hakkında yazılan bir eserdir. 10 tabakadan oluşuyor. Yani her bir padişah için bir tabaka ismini veriyor Osmanlı Gazi'den itibaren. 350'den fazla alim ve 150'den fazla şeyhin şeyinin hayat hikayesini ve eserlerini yazıyor. Eserler Muhtesipzade Mehmet Efendi tarafından minyatürlerle süsleniyor Türkçe'ye çevrilerekten. Hatta eserini Arapça yazıyor. Oğlu onu Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'ye çevirdikten sonra bakıyor. Evladım diyor senin diyor Türkçen diyor. Benim Arapçamdan anlaşılması daha zor. Çünkü oğlu öyle bir Türkçe'ye çevirmiş ki çok daha ağdalı, çok zor. Gerçekten Çakayık Numane'nin Türkçesi çok daha kolaydır. Bu görmüş olduğunuz bugün 5 cilt halinde zeyilleriyle beraber ekleriyle birlikte Türkçe'ye çevrildi ve yayınlandı. Osmanlı tarihi çalışanların el altı kitaplarından bir tanesidir. Birinci cilt sadece Ahmet Taşköprüzade'ye ait. Diğerleri daha sonra gelen alimler tarafından ilave yani zeyiller olarak da yapılmıştır. Son olarak Piri Reis'ten bahsedelim. Piri Reis Osmanlı tarihinin en önemli, en çok bilinen denizcilerden bir tanesidir. Hem denizci hem de denizcilik tarihi üzerine, denizcilik üzerine eserlerin yazan aynı zamanda bir haritacıdır. İlk evvela Yavuz Sultan'ın Selim'in Mısır seferinde Kaptan Derya Cafer Bey kumandasının gifiroya bir gemi reisi olarak çalışıyor. Daha sonra yükselerek filo kaptanı oluyor. Bu kaptanlığı resmi devlet görevleri yanı sıra haritalar çiziyor, dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye isimli o dönemin bütün denizcilerin el altında tuttukları, kullandıkları bir muhteşem eseri yazıyor. Ancak 1547'de Hint kaptanlığına getiriliyor ve burada Aden ve Basra Körfezi'nde donanmayı Portekizlere karşı savaşa götürüyor. Ancak bu esnada bir takım devletten özellikle izinsiz bir takım faaliyetlerde bulunduğu için cezalandırılıyor ve Kahire'ye dönüşünde idam ediliyor. Osmanlı tarihinde idam edilen nadir ilim adamlarından bir tanesidir. Ancak her ne kadar Osmanlı'da işte bir bilim adamının değeri bilinmedi ve idam edildi şeklinde tenkitler olsa da Pir Reis'in idam edilmesinin tek sebebi tamamen siyasidir. İlim adamlığıyla ilmi faaliyetlerle hiçbir alakası yoktur. Siyasi sebeplerle burada idam ediliyor. Onun en önemli yönü bahsettiğimiz dünya tarihi haritasıdır. 1513 tarihli bu haritayı iki tane dünya haritası var. Birisi 1513 tarihli, diğeri de 1528 tarihli ikinci dünya haritası. Bu ikinci harita 1929'lu yıllarda Topkapı Sarayı'ndaki çalışmalarda tesadüfen bulunuyor ve dünya kamuoyunda çok büyük heyecan yaratıyor. Çünkü
o güne kadar kaybolmuş olan Christoph Kolomb'un çizdiği haritadan bahseden ve oradan yararlanarak yapılmış olan bir haritadır. Tabii Piri Reis bu haritayı yaparken sadece Christoph Kolomb'un değil, başka haritalardan da yararlanarak yapıyor. Ve bu haritayla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Bu bölüm bu haritanın nasıl hazırlandığını açıklamaktadır. Hiç kimse hiçbir zaman böyle bir haritaya sahip olmamıştır. Yani şimdiye kadar böyle bir harita hazırlanmamıştır. Bu fakir, yani Piri Reis, bu haritayı kendi elleriyle hazırlamış. 20 kadar bölge haritası ile Araplar tarafından çizilmiş bir Hindistan haritası, yakın zamanda Portekizliler tarafından matematiksel yansıtma yöntemiyle çizilmiş 4 Pakistan, Hindistan ve Çin haritası ve batı bölümlerin Christoph Kolomb tarafından çizilmiş haritası dahil olmak üzere bazı dünya haritalarından istifade etmiştir. Bu harita üzerindeki yeni dünyaya ait, yani Amerika'ya ait sahil ve adalar Kolomb'un haritasından alınmadır. Yani sadece bir kısmını Kolomb'un haritasından alıyor, diğerlerini başka haritalardan ve kendi tecrübelerinden. Kolomb'un çizdiği haritalara ilişkin Piri Reis'in bu sözlerinden başka bir ize rastlanmamaktadır. Yani Kolomb'un o çizmiş olduğu dünya haritası kayıptır. Bu görmüş olduğumuz harita, bugünkü modern haritayla karşılaştığında Güney Amerika'nın doğu kesimleriyle Afrika'nın batı kesimleri haritada, bugün harita ulaşmıştır. Maalesef haritanın geri kalan kısmı elimize ulaşmamıştır. Enteresan olan, bu haritanın nasıl çizildiğine dair hala bugün bilimsel bir açıklamanın yapılamamış olması. Çünkü haritadaki bazı noktalar, bazı adalar, bazı yerler bu haritanın yapılmasından 300 sene sonra tekrar keşfedilmiştir, tekrar oralara gidilmiştir ve harita hala gizemini korumaktadır. Her ne kadar bir kısım insanlar bunu cinlerin çizdiğini, işte uzaya giden bazı kimselerin uzaydan bakarak çizdiğini söyleseler de bunların tabii ilmi bir değeri yok. Haritanın nasıl çizildiği ile ilgili hala araştırmalar devam etmektedir. Özellikle Antarktika bölümleri, yani haritanın alt tarafında yer alan şu Antarktika kısmının nasıl çizildiği gerçekten çok büyük bir soru işareti. Çünkü o dönemin gemi teknolojisiyle oralara gitmek pek mümkün gözükmüyordu. Diğer eseri de, veyahut haritaların yanında yazmış olduğu kitabı Bahriye'de Piri Reis'in Ege ve Akdeniz kıyılarını tasvir eden bir coğrafi eseridir. Piri Reis denizciliğe Gelibolulu kendisi aslen. Dayısı Kemal Reis de bir denizci. Onunla birlikte Akdeniz'de korsanlık yaparaktan başlıyor ve daha sonra Osmanlı Devleti'nin hizmetine giriyor ve bu korsanlık çalışmaları esnasında Ege ve Akdeniz'i avucunun işi gibi biliyor ve buradaki limanları, buradaki dağları veya adaları çok iyi bildiği için onları denizcilere, kendinden sonraki denizcilere tanıtmak için bir el kitabı mahiyetinde kitabı Bahriye'yi yazıyor ve kitabın sonunda kimesine bu misade müfit yadigar eylememiştir. Yani hiç kimse bu şekilde bir kitap şimdiye kadar yazmamıştır diyor. Ki bu kitabı Bahriye ilk Osmanlı Portalan Atlası, yani limanları gösteren bir atlas olarak gösterilmektedir. Evet, bu şeyden, kitabı Bahriye'den birkaç resim göstereyim. Bu resimlerde gördüğünüz gibi son derece detaylı ve güzel bir şekilde limanlar, denizlerdeki adalar gösteriliyor. Ortadaki resim İstanbul'un resmi. Bu da son derece güzel ve detaylı bir şekilde çizilmiş. Sadece limanlar değil, aynı zamanda İstanbul'un içerisindeki çizimler de var. Bu çizimler tabii Kitab-ı Bahriye'nin çok sayıda nüshası var. Her nüshasında farklı sanatkarlar tarafından çizilmiştir. Evet, Tahsin Bey, burada bırakalım isterseniz. Çok sayıda alim var bunların, yani hepsini bahsetmemiz belki mümkün değil. Sadece Derya'dan bir katri olarak bu muhteşem yüzyılın arkasındaki Osmanlı ilim adamlarının kimliklerini, isimlerini ve eserlerini ve ne tür orijinal katkılar yaptığı konusunda kısaca bir malumat verdik. Belki 5-10 tane daha ilim adamı bahsedilebilir ama şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Eğer sorular varsa veya yorumlar, katkılar, onlara da vakit bırakalım. Ondan sonra Hocam Allah razı olsun. Vaktim yok dediniz. Hızlı başladık. Hızlı bir şekilde güzel bir anlatım sunumu oldu inşallah. Soru olarak da birkaç soru var şeyde, chat'te. Okuyayım size hocam.
Sade abi şöyle bir soru sormuş hocam. Şöyle bir soru var hocam. Sayın hocam ilim heyetinde Nisa taifesinden temsil edilmiş mi? Yani kadınlarda var mı diye bir soru var. Böyle bir bilgi var mı hocam? Yani Osmanlı döneminde son dönem hariç ilk dönemlerde öne çıkmış ismini bildiğimiz hanım alimler söz konusu değil. Ancak Şerafettin Musab'ın Çoğulu'nun Cerrahiyetül Haniye isimli eserinde hanımların tedavi ederken veya cerrahi operasyon yaparken çizimleri var. Bu da gösteriyor ki tabii öncelikle ebelik, tabii doğum söz konusu ama orada sadece doğum değil, bir takım operasyonlar yapıldığına dair hem bilgiler hem de çizimler var. Ve bu çizimler, yani ben tabii bunları almadım buraya ama sansürsüz çizimler, yani her şey olduğu gibi cerrahi bir operasyonu göstermiş. Dolayısıyla hanımların da bu ilmi, cerrahi, tıbbi eğitim esnasında yer aldıklarını göstermesi açısından önemli. Bunun haricinde Sübyan mektepleri var mesela. Sübyan mekteplerinde hanımların da eğitim verdiğini, orada hocalık yaptığını biliyoruz. Ama onun haricinde gerek Osmanlı bürokrasisinde gerekse o ilmiye sınıfında hanımların olduğuna dair herhangi bir bilgi bugüne kadar gelmemiş. Hanımlar sadece şöyle bir şekilde ortaya çıkıyor. İlim yuvaları yapılması, medreseler yapılması, Sıbyan mekteplerinin açılması, vakıfların kurulması ve bu vakıflar sayesinde insanların ilim öğrenmelerine imkan sağlaması açısından başta Hürrem Sultan gibi, işte Kösem Sultan gibi padişah hanımları, Mihrimah Sultan gibi padişah kızları olmak üzere sadrazamların veya büyük devlet adamlarının eşleri ve kızlarının çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu vakıflar üzerinden eğitime destek verdiklerini ve ilim adamlarının desteklediklerini biliyoruz. Onun haricinde bir şey söz konusu değil. Hocam Zülfikar Bey'in şöyle bir sorusu var. Yahudiliği Reddiye kitabının Türkçe çevirisi var mı? Teşekkür ederim hocam diye yazmış. Bilmiyorum. Yani ona bakmak lazım. Tam doğrudan şeyin değil. Orada ismini verdim. Ben şeyin kitabın arzu ederseniz yani şey yoksa bulamadıysanız ona bakabilirsiniz. Tekrar ismini söyleyeyim. Risaletül Hediye. Arapça yazılmış. Yahudilerin ileri sürdükleri delillerin çürütülmesi, Muharref Tevrat'a göre Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ispatıyla Yahudilerin Tevrat'ta yaptıkları tahrifler anlatılır. Eseri Sultan II. Beyazıt'a ithaf etmiş. Bu kadar bilgi var. Yani tercüme edip elimizde bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla gerek Yahudiliğe gerekse Hristiyanlığa Reddiye adı altında yazılan çok sayıda kitap var. Bunlardan bir tanesi de Rabban İbni Taberi'nin yazmış olduğu Hristiyanlığı Reddiye. İlk yazılan ve en meşhur olan eserlerden bir tanesi. Hocam benim de şöyle bir sorum var. Yani genel bir çerçeve çizmek adına siz genelde işte Osmanlı'da muhteşem yüzyıl bilimde diye bahsettiniz. Şimdi savaşlar olmuş, ülke sınırları genişlemiş. Bu savaşların olması, ülkenin sınırlarının genişlemesi, bilim alanında çok ileri seviyede insanların, bilim adamlarının yetişmesi ve iyi idare. Bunları kıyaslayacak olursak en ileri çıkan hangisiydi acaba bu muhteşem yüzyıl denmesinin sebebi olarak hocam? İlim olarak mı hangisi, hangi ilim mi yoksa? Yani o muhteşem yüzyıl herhalde bir çerçeve olarak düşünecek olursak hocam, yani muhteşem yüzyıl denme sebeplerinden birisi ülkenin sınırlarının çok genişlemesi midir? İyi bir idare olması mıdır? Ve bilimsel olarak da gelişmeyi anlattınız. Yani bu üçünü arasında hangisi daha ön plana çıkmıştır muhteşem yüzyıl denmesinde hocam? Şimdi bir tanesini öne çıkartmak belki çok doğru olmayabilir ama hepsi birbirini tetikliyor. Çünkü mesela Fatih'ten önceki padişahlar da İlme önem veriyorlar, medreseye önem veriyorlar. Zaten Fatih özellikle onların meyvelerini topluyor bir taraftan. Çünkü döneminin ilim adamlarının hemen hepsi Anadolu'da yetişen alimler. Onlara destek veriyor, onlara teşvik ediyor ve onlar da gelip orada ilmi birikimlerini sunuyorlar. Ve bu ilim ortamında yeni alimler yetişiyor. Yeni alimler yetişince hem ilmi açıdan destek oluyor, devletin destekçisi oluyor hem de yeni ilim adamlarının yetişmesine imkan veriyorlar. Mesela en basitinden Akşemseddin,
değil mi? Her ne kadar Şam'da da olsa da Osmanlı topraklarına, Anadolu topraklarına geliyor ve Fatih'i İstanbul'un fethi konusunda teşvik ediyor. Belki çok kilit bir noktada onun teşviği, onun destekleri çok önemliydi. Belki vazgeçecekti. Çünkü Çandarlı Halil Paşa çok güçlü bir sadrazam. Çok önemli bir sadrazam. Bazı haklı gerekçelerle fetihten vazgeçmek istiyor, muhasaradan vazgeçmek istiyor. Hatta bazı söylentiler var, dedikodular var. İşte Çandarlı Halil Paşa Bizans'tan rüşvet aldı vesaire ama bu şey karşısında, güçlü argümanlar karşısında Akşemseddin'in teşvik etmesi son derece önemli. Keza Yavuz'un İslam dünyasında, yani Memlükler üzerine diğer taraflara gitti, yaptığı seferleri yine alimlerin destek vermesi, onu desteklemesi, onun fetihlerinin arkasındaki sebeptir. Keza Kanuni Sultan Süleyman döneminde de çok iyi alimler yetişiyor ve onu yaptığı işler hususunda doğrultuyorlar. Yanlış yaptıkları zaman, mesela en basitinden bir tanesi medreselerden onun döneminde bir hoca çok iyi bir faaliyet gösteriyor, çok güzel işler yapıyor. Kanuni onu sıra dışı bir şekilde bütün medreselerin önüne getirip müderris olarak tayin ediyor. Yani şöyle bir müderris 30'lu medreseden sonra 40'lı medreseye gider. Sonra 50'li, sonra 60'lı sırayla. Kanuni bu sırayı atlayarak birden onu 20'likten 60'lıya çıkartıyor çok beğendiği için. Ve ulema hemen karşı çıkıyor. Böyle olmaz diyor. Ne olursa olsun sırayla gidecek. Yani sistemi bozdurtmuyorlar. Veya mesela alimlere değer verilmesiyle ilgili az önce anlattığım örnek çok önemli. Alimler ne diyorlar? Eğer diyorlar Sinan Paşa'yı serbest bırakmazsanız yani biz çantamızı, kitaplarımızı alır gideriz. Mesela bu çok önemli bir şeydir. Yani yanlış yaparsan bak biz buradayız. Dolayısıyla ulema Ümera'yı destekliyor. Ümera da ulemayı destekliyor. Ulemanın çalışma imkanlarını hazırlıyor. Dolayısıyla bir müspet bir silsile söz konusu. Cevap veriyorum hepsi. Yani hepsi birbirini destekliyor ve çok da güzel oluyor yani gerçekten. Ama ne zaman ki mesela 2. Selim'den itibaren, 3. Murat'tan itibaren ulemaya karşı Ümera'nın teşvikleri, tahsisatı azalıyor. Durum tersine doğru gitmeye başlıyor. Devlet yani sıkıntıya girmeye başlıyor. Mesela 3. Murat döneminde Takvit'in rahatsız benim notlarımda vardı. Ondan sonra sıra gelmediği için bahsedemedim. Daha önceki sohbetimde bahsetmiştim. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en büyük alimlerden Takvit'in rahatsız rasathane kuruyor. Ama 3-5 tane muarızın yanlış yönlendirmesiyle padişah tutuyor bu rasathaneyi yıkıyor. Burada mesela ilim adamları yapıyor. Bunu dikkate alıyorlar. Ve bundan sonra gelecek ilim adamları da Osmanlı topraklarına veya fikirlerini söyleyecek kişiler geri durmaya başlıyor. Ulema geri durunca bu sefer padişahlar yanlış yapmaya başlıyor. Sadece padişahlar değil, vezirler ve diğer devlet adamları da yanlış yapmaya başlıyorlar. Ve bundan sonra zaten Osmanlı Devleti'nin hatta yıkılışını ta 2. Selim'e, 3. Murat'a kadar götürenler var. Bunun sebebi de ulemanın olması gereken yerde olmamasından kaynaklanıyor. Hatırlarsınız Zemmilli Ali Efendi mesela değil mi? Yavuz'un Şeyhülislam'ı hiç çekinmeden aleyhine de olsa fetvaları söyleyebiliyor. Bu çünkü padişah ona bu tür bir imkanı sağlıyor. Yani yanlış da olsa, benim aleyhime de olsa doğruyu söylediğin zaman ben seni destekleyeceğim. Evet, bu siyaset.